Nasıl olacak? Şimdi nasıl olacak kardeşim? Sen benimle aynı üniversitede mezun olmuş, aynı sınıflarda okumuş, aynı sıralardan geçmiş bir mühendis arkadaş olarak, benim de diplomam var bu arada, almamaya çalışıyorum. Amerika'ya nasıl geldin? Amerika'ya nasıl geldin? Amerika'ya biz Green Card'la geldik. Evet. O zaten apayrı bir şey. Hani lotonun çıkması falan ve benzeri şeyler. Herkesin aşağı yukarı malum bildiğin hani dev state programa kaydolup aslında lotonun sana çıkması. Bu arada Zeynep'e çıktı. Sen bu arada tabii bana çıkmadı da ben onu söyleyeceğim. Eşim kameraman. Ona çıktı. Ona çıkmasıyla başlayan bir süreç oldu. Ama bu süreçte tabii türlü zorluklar olabiliyor. Hani bunun sadece çıkması yetmiyor. Numaranız geç geliyor. İşte ya da dosyanız Türkiye'de yetişmeyecek. Avrupa'ya taşımanız gerekebilen durumlar oluşabiliyor. Onlar çok çok ayrı konular. Yani biz özellikle buraya Green Card sayesinde geldik. Sınırsız yaşama ve çalışma iznimiz var. 5 yıla vatandaşlık olur. 5 yıla da evet. Sen şimdi o zaman Green Card'ı almadan önce, Amerika'ya da gelmeden önce işi buldun. Garantiyelik. Aynen. Gitti. Aynen. Ben gelmeden önce CV'me Green Card kazandığımı ve Ekim ayında Amerika'da olacağımı belirten bir not yazmıştım altta. Hani Green Card kazandım, her tüm işlemlerim tamam. Ekim gibi Chicago'da olacağım şeklinde. Hani ben şehri de aslında işten önce kafamda kurup Chicago'ya yerleşmeye karar vermiştik. Yani biz eşimle birlikte yaptık. Peki kardeşim kaç şirkete başvuru gönderdin? Kaçıncısı seni aldı? Kanka biz yani ya açıkçası LinkedIn prosesimi yalanlamasın biraz daha eşim yönetti. Çünkü bende şöyle bir durum var. Ben birkaç tane unfortunate bir mesajı gördükten sonra çok düştüm. Yalan olmasın düştüm. Çünkü ben şey düşündüm. Daha en başından bakmıyorlar bile diye düşündüm. Çünkü yani detaylı bir inceleme yok. Bana tamamen oto mesaj yolluyorlar. Bakıyor. Belki de konumum orada. Çünkü ben birkaç kere de CV'yi güncelledim biz. Konumum İstanbul'da Chicago yaptım. İşte o notu ekledim falan filan. Ama yine yani neyi değiştirirsek değiştirelim. Hani CV Amerika uygun hale getirsek de şey olmaya başladı. Yine unfortunate ile başlayan olumsuz mesajlar. O beni çok düşürdü. Kaç tane yolladın? Kanka ben en az öyle unfortunate ile 30 mesaj almışım. 30 mesaj unfortunate. Farklı şirketlerden, farklı 30 şirketten. Hani 30-40 şirkete başvurmuşum. Cevapsız kalanlar? Cevapsız kalanlar yine 10-20 tane en az yani toplam vardır. Sen kaç apply yaptın? Kanka ben toplam en az bir 70 apply yapmışım. 70 apply'dan 36.sı mı? 35 tanesi şey yani hiç aslında. Sıralamaya koymadım hani şu anki gireceğim. Daha da başlamadım bu arada ama başlama günüm belirlendi. Yani o gireceğimi daha sırasına koymadım. Ya açıkçası o bir apply da değildi bu arada. O tamamen recruiter'ın bana, işe alıncının bana ulaşmasıyla gelişen bir proses. Hani bazen böyle de olabiliyor. Hani sen bir ilana başvurmuyorsun da recruiter yani işe alımcı bir ilan açmış oluyor. Tamam o ilanda işte sana oto mesaj yolluyor. Mesela sen onu ekledin arkadaş çevresine. Senin software developer olduğunu biliyor. Chicago'da konumun olduğunu biliyor. Sana mesaj atıyor. Oto mesajı sebebi de Türk olman. Yani Türkiye'den yollamak. Yani oto mesajı da şey unfortunate olmasın. Ya belki de öyle. Evet, belki de onlardan dolayı. Belki de konum Türk telefon numaram var. Telefon numaram değişmiş. Burada telefon numarası ile işler bayağı dönüyor. Onu gördüm. Çünkü ben buraya geldiğimde hiçbir yere başvurmadan bile 2-3 tane telefon numarası şey aldım. Yani, arama aldım. Dönüyor yani burada o şekilde. Yani velhasıl sen en sonunda üniversite Airlines'dan. Velhasıl ben oradaki bir iş alımcıyı da görüştüm. Yani iş alımcı bana bir mesaj attı. İşte böyle böyle bir fırsat olduğundan bahsetti. Ben de bana uygun olup olmamasına çok bakmadım. Hani benim aslında İstanbul'daki ilk amacım, İstanbul'dan işe başvururken ki ilk amacımız bizim Zeynep'le şey yapmak. Biz interview şeyini görelim. Mülakat prosesini bir görelim öncelikle. Amerika'da da benzerlerini yaşayacağız zaten. Önden bir alıştırma olur tecrübe. Bizim için. Tecrübe olur bizim için diye düşündük. O iş alımcının yazmış olduğu mesaja ben direktmen şirket mailine döndüm. Hiç çünkü aynı benzer iş alımcılar öyle yazdığında direkt onlara LinkedIn'den dönüyordum. Bana geri dönmüyorlar. Ben sonra bu arkada aşağıda şirket mailinde paylaştığını görünce direktmen şirket mailini aldım. Mülakat aşamasına geçersek. Onayladılar seni. Artık diyorlar ki bir görüşelim. Bir görüşelim. Ha, tamam. O zaten şirket mailini attığım zaman direkt o görüşme başladı. O görüşme başlayınca benim ilk görüşmem aslında çok da rolümün uygun olmadığı bir noktada. Yani bir tane React'in fazla deneyimli değilim o konuda. Oradaki uyumsuzluk ve oradaki ilanın acil olması konusunda bir roldü. Ben malum hani ben o zaman görüştüğümde Ağustos ayıydı. Ben Kasım ayında başlayabilirdim işe. SSN süreçleri tamamlandığında.
İlk görüştüğümde de orada da bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü şey dedi, buralı biraz daha acil dedi. Hani muhtemelen sen buraya kazına geleceksen biz hani o zaman adamı almış oluruz dedi. Ve orada aslında onunla da yattı ama ilk defa birini %100'e görebildim. Unfortunately mesajlarını... Bir adım ilerlediğimi fark ettim. Hani yine bozuntuya vermedim, tamam dedim, başı öne eğdim. Ondan sonra aynı adam yazdı ama farklı bir iş ilanı için yazarım dedi ama ben hani biz sizi sonra ararız tarzı bir şey bekliyordum. O yine yazdı, dedi ki bu kez sana daha uygun bir şeyim var dedi, teklifim var ve acil bir pozisyon da değil dedi. Orada görüşmeye başladık. Farklı pozisyon. Oradaki yani planlanandan daha farklı pozisyon. Neyi kanka peki seni alacak? Beni alacakları pozisyon yine developer pozisyonu. Biraz daha öncekinden bir tık daha az tecrübe isteyen ve acil olmayan bir pozisyondu. 3 plus yıl deneyim de istiyorlardı. Yani React ve .NET üzerine yine. Aynen benim uğraştığım programlama dilleri üzerine. Tamam dedim, girelim. İlk başta işte bu iş alımcıyla bir konuşma geçti. Sosyal bir mülakat tarzı bir şey. Genelde böyle bir fırsatımız var. Değerlendirmek ister misin tarzı bir havadan bir sohbet aslında. Bu bir 20 dakika falan sürüyor. Evet. Ondan sonra ben dedi döneceğim sana dedi. Bu birinci. Bu yaklaşık 8 tane. Bu bir. İkincisinde de işte beni işe alacak ekibin lideri muhtemelen. Onunla görüştüm. İki. Onunla da hafif teknik ama daha çok yine birinciye benzer sohbet havasında geçti. O da bir 20-30 dakika. O da dedi ki bu kez de dedi takımımla görüştü. Takımımdan kişiler seninle görüşsün. Biraz teknik yapın dedi. Üçüncü de takımla görüştüm. Takımla görüştüğüm yaklaşık 1 saat sürdü. Bu biraz daha teknik ve sorunları Türkiye'de nasıl çözüyordum, burada benzer şekilde nasıl çözersin üzerine. Takım kaç kişi? Takımda 3 kişiyle birlikte gittim mülakata. 3 tane tecrübeli senior developer'la girdim. Onların her birinin sorduğu sorular üzerine. Sonra dediler ki bu mülakat değil, biz seni live coding'e sokalım. 4. Sonra bir live coding'e girdim .NET üzerine. 1,5 saat sürdü o da yaklaşık. O mülakattan sonra... Bu arada aralarında ne kadar süre var? Yaklaşık her birinin arasında yaklaşık 1 hafta 10 günlük süreler. Bu işlem totalde yani benim tüm prosesim totalde 2-2,5 ay civarı sürdü zaten. Tamam, live coding'den sonra... Live coding'den sonra bir daha live coding. O da React üzerine bir buçuk. Bir tane hatam vardı live coding'de. Şimdi o React'te olacak. Ha, o React'te mi olacak? Aha. İlkini başarıyla geçti. Aynen, ilkini başarıyla geçtim. Onda hiçbir... Live coding dediği bu arada ekranlara çık yaz kardeşim diyorlar. Evet, yani yaz kardeşim diyorlar. Sen orada yazıyorsun 1,5 saat boyunca. Onlar seni izliyor. Hani senin kameralar açık. Onlar seni izliyor. Sen bir taraftan yazıyorsun. Problem zaten belli. Ben artık bir süre sonra onların ruh halinden ve kafa sallamalarından doğru gittiğimi anlıyorum. Yazıyorum, böyle yapmaya başladıkları zaman tamam diyorum, iyi yoldayım, devam edeyim. Peki kolay mıydı senin için o live coding'deki olay? Ya live coding aslında beni, o adamlar bana bakmasa, izlemese beni kolay. Ama birileri seni izleyince gerçekten normalde de iş yapamazsın bizde. Bir de bu mülakatta olunca, bir de böyle bir yer için olunca geriliyorsun. O da internetten bakabiliyorsun değil mi? Hani evet, orada bir free'lik de var. Güzel. Hani problem, hani bizim için önemli olan problemi çözmek diyorlar. İnternetten bakmana izin veriyorlar yani. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla. Hani sırf bakıp yazdığını görseler yine bir şeyler derler ama hafif tecrübe yani yararlanmak konusunda hiçbir problem şey yapmıyor. Tamam, Sonra 5. live coding'de React'le alakalı olan bir live coding'di. Tamam, bunda biraz. Aynen, bunda biraz şey oldu. Bu live coding'den hata çıktı. Benden kaynaklı olmadığını düşünüyordum. Çünkü ben defalarca aynı şey, benzer bir case'i yazdım. Benden kaynaklı olmadığını ısrar ettim. Oradaki seniorlar problemi çözmeye çalıştı, çözemediler. Aslında problem çok basic bir problem. Çözemediler. Ondan sonra dediler ki tamam, kod çalışıyor. Kod çalışıyor ama sadece başlangıç aşamalarında bazı hatalar var. Compile diyeceğimiz yerde bir hata var. Ondan sonra dediler ki tamam, sen geçtin, hani burada çalışıyor görünüyor, sorun yok dediler. Ben ondan sonra bir Stockholm'a gittim. Ben dedim ki bitti, hani bu son demişlerdi. Bitti diye seviniyordum. Sonra altı bana, geliyor. Hani altı geliyor. Mark'la görüştüm. Mark da dedi ki, bu dedi olmamış. Ama dedi, sana seniorlarım yardımcı olması lazımdı. Olamadılar. Burada doğrudan sana suçu bulmak çok adil bir durum değil. Ben dedi bu case'i sana yollayacağım, sen buradaki sorunu çöz. Bu sorun çünkü bizden kaynaklı bir sorun değil, olması gereken bir hata veriyordu burada. Bu hatanın sebebini araştır ve bana bununla alakalı bir test case yaz. Bir tane test case yazmadığımdan bahsediyordum. O da bana onu yaz dedi.
Onu yazdım. Bu kendim kez çalıştım ve 7. görüşmeleri de onlara sundum. Gördüler, ondan sonra beğendiler. Sonra 8. görüşmeye girdik. Maaş falan. 8. görüşmede de aynen. Maaş falan konuştuk ve anlaştık. Böyle bir 8 görüşmeli yaklaşık bir proses meydana geldi. Bir hafta 10 gün dedin böyle. Kanka hepsi 2 ay falan geçiyor ki zaten onlar da bu arada onu söylediler. Yaklaşık 2 aydır biz görüşüyoruz falan dediler. Hani bayağı şey olduk, enseye tokat olmuştuk en sonunda artık. Ama sonunda United Airlines'da hadi olmuşsun. Aynen. Kısmetse 6 Kasım'da başlayacağım. Maaş bildirimi arkadaş yaptı sağ olsun. Yani böyle bir süreç. tabii ki bu noktada iş bulunamayacak bir şey değil burada. Hani gerçekten ben ilk mülakatım, ilk girdiğim mülakatta bulmuş oldum. Çok bulunamayacak bir durum değil. Diğer developer arkadaşlara söyleyebileceğim şey, eğer böyle bir tavsiye ihtiyaçları varsa. Ama şöyle bir durum var, bunu inkar edemem. Sponsorluk, hani bu green card'ın çalışma izni sponsorluğun önüne geçiyor. Hani sponsorluğa ihtiyaç duymuyorsunuz. O biraz daha bu durumdan karlı oluyor ve hani siz burada normal vatandaşmış gibi aslında mülakatı giriyor oluyorsunuz. Sponsorluk ve iş bulma kısmı biraz daha zor olabilir. Mülakatlar aşağı yukarı böyle olacaktır. Ama eminim ki büyük firmalarda sponsorlukla işçi alıyorlardır. Çok hakim değilim öncelikle. Ama yani herkese bol şans. Umarım başvurup da kazanmak isteyen, iş alınmak isteyen herkes işe alınmış olur. Yani ben çok ekstrem bir case değilim bu konuda. Kardeşim peki yazılımcı mühendis kardeşlerimize, Türk gençlerimize var mıdır bir tavsiye? Ya ben ne yalan söyleyeyim öyle çok aşırı şey bir yazılımcı değilim. Hani sürekli yeni teknolojiyi aşırı kovalayan, ben daha çok firmalarında çalışıp yaşayarak görmek istiyorum. Hani kendim çok fazla mesai dışında der misin hani çok teknoloji kasmak için uğraşıyorsun. Çok aşırı uğraşmıyorum. Yani itiraf etmem gerekirse mesai için de daha çok uğraşıyorum. Kendimi çok çok yormuyorum. Bu mülakat için kendimi ekstra yorduğum durumlar oldu bir iki ay boyunca. Diyebileceğim şu, hani işinizi iyi yaptığını düşünüyorsanız, işinizde iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, yetkin olduğunuzu düşünüyorsanız başvurmamak için ben bir sebep göremiyorum. Hani öyle söyleyebilirim. Ben fena düşünmüyordum kendimi işimde seviyor olarak. Hani başvurdum. Biraz da bilerek kendi yani tecrübemin bir tık altında başvurdum ki hem sosyal olarak zorlanmayayım hem de sorumluluk anlamında biraz daha düşük bir sorumlulukla başlamak benim burada adaptasyon sürecimi daha da hızlandıracağını düşünüyordum. Arkadaşlara hani tavsiyem yeteneklerine güveniyorsa başvurmaları. Hani onun dışında başka hiçbir şey demiyorum. Ve de eşleri green card alabilir. Ve de eşleri green card alabiliyorsa arkada kameraman olarak almaları. Çevir. Green card Zeynep. Geleceğe Zeynep. O şekilde. Yani sen de green card sahibi olup Amerika'da United Airlines'e kabul olursan böyle bir evde yaşayabilirsin. 51. tahttan manzara. Umarım daha iyisi sizin olur. Hani bizim böyle rast geldi. Reklam. Şimdi... Evet. Ama güzel, manzaranız güzel. Koca şim United Airlines'e çalışıyor. Beni var ya iş almayacaklar artık. O kadar çok alsınlar sonra daha böyle. İşe girmeden patlandı ki. Aynen, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Hayatında başarılar, umarım her şey gönlünce olur. Biz sağ olun. Umarım hepimiz. Başarılı adam, üniversite arkadaşım gurur duyuyor. Ben de onunla gurur duyuyorum. Oğlum nasıl hız? Basınçtan kulağım şişti lan. Evet. 51. kat kardeşim. Can kardeşim. Merhaba. 48-49 sayıyor ve geldik. Oğlum bayağı doldu kulak ya. Aman. Aa gözüküyor lan. Ya işte Can ve Zeynep'in balkonu. Zeynep'cim. Hiç gözükmüyorum bu arada. Sipsiyah. Adamlar 51. katta ya. Gözüküyor bence. Yeterli. Gözüküyor muyum? Aa yok. Karanlıksın. Biraz flash tutalım. Bekle. Bana flash tut. Ne yapıyorsun sen? Gözüküyor muyum? Tamam. Anladım. Çok güzel. 51. kattayız. Böyle gel böyle. Korkuyorum ama şu an. Ağzıma soğuk. Bu gitti mi? Kapandı mı? Şeyi alıyor. Ne oldu? Ha, şehri alınca ki. Kendi şeye çıkıyor. Bu
kadar mı? Ne yapayım atayım? Hadi oğlum izlenme lazım. Hatta şu kadar. Milyon like yedik. Polisi buradan atlıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayındayız. Arkadaşlar 1 milyon like gelirse buradan atlıyoruz. Buydu. Ama gelmesin tamam mı? Ama gelmesin. Geliyormuş. Bence yeterli. Atlamış demiyorum şimdi. Evde böyle çekeyim mi evinize? Sonra arkadaşlarım green kartı nasıl aldı diye yayın yaparsın. Nasıl aldınız Zeynep Hanım? Anlatın. Yok bunu anlattım. Bana şimdi kesmeyeceğim. Can Bey nasıl aldınız? Ama ne diyorum ağzını tutanları gibi sürer o. Kardeşim kırdı. Gitti 100 dolar. Aman yarabbi depozito. Gözüm kararıyor dur. Tamam çözdük. Kardeşim nasıl aldınız? Evi kiraladık almadık. Almak için 250 bin dolara ihtiyacımız var ama almayacağız büyük ihtimalle. Alırsınız be. Kısmet ileride. Belki 250 bin dolara farklı değerlendiririz. Şu anlık gördüğünüz üzere eşyalarımız bir koltuk. Yer yatağı. Ne oğlum? Anlatıyorum işte. Ailesi aldık işte. Yastığım, ranzam, zincirim. Zincirim mi? Öyle kendini mi bağlıyorsun kardeşim? Bu koltuk beleş geldi. Nasıl beleş geldi? Evet, evde mi? Ev sahibi duruyordu. Koltuk duruyordu. Biz de hani atalım mı dedim ya o ya. Biz koltuk alırsak atarız dedik ona. Ha ben onu yok, şimdi niye atıyorsun, bir daha güzel. Yener ama dedim. Bir buçuk ay sonra çıkartmak gerekebilir evet, dedim. Evet. Buraya bir tane L koymayı düşünüyor kanka. Televizyon yani şöyle şuraya. Şöyle bak. Böyle L koyacağım. Buradan şöyle L. Burası koridor olacak. Hı-hı. Buradan televizyona böyle. L'yi nasıl koyacaksın kızım? Televizyon o zaman ben şurada de mı duracak? Her televizyon şöyle, bu yastık başını düşünme. Oraya bir sefer televizyon düşün. Ya atıyorum şuraya kadar da bunun kadar L geldiğini düşün işte. Şöyle ne olacak? Şurada da televizyon. Mis. Şurası çalışma alanı olacak. Şu duvar. Aynen şu duvara çalışma alanı yapacak. İki tane çalışma masası koyacağız. Bir buraya. Bir buraya. Biri senin. Biri senin. Aynen aynen. İkisini böyle ama şey hani 1,5-1,5 metre gibi düşün, böyle dayamalı. Aslında birleşikmiş gibi görünecek. Anladım. Ama hani şey uçlarda. O şekilde bir şey düşündük. Neden? Çünkü bilgisayar mühendisi. Çünkü bilgisayar mühendisi arkadaşlar. Yazılım öğrenin. Öyle öğrenmekte olsaydı keşke. Siz de Amerika'ya gelin. Keşke öğrenmekte olsaydı. Kardeşim güzel. Güle güle oturun ya. Sağ olun. Hayatta başarılar. Bayram mutlu başarılar. Oluyorum böyle sizi başarılı görünce. Ay teşekkürler. Evet. 100 bin like gelirse buna her şeyi anlatacağım. Olaylar çok karışık. 3 haftada falan evlendik. 5 bin doları nasıl buldun? 5 bin doları nasıl buldum? 3 depozito buraya ödüyorsun hey. İşte nasıl olacak her şey onları anlatacağım. 100 bin like. Onun dışında başka bir anlatacak bir şeyimiz yok şimdilik arkadaşlar. Evimiz böyle Amerikan mutfak. Oğuz oraya alabilir miyiz arkadaşlar? Zaten 3 gün önce geldiniz. 3 gün önce geldik. Biz de çok bilgi sahibi değiliz. Hani evi şu çektiğin kadar ben gördüm zaten. Vallahi başka da bir şey yok ya. Konuşasın varmış. Karanlık ama. Kardeşim sesi duyuyor musun? Başarılı sesi. Başarılı sesi. Orsan başarıya yaklaşırken. Olan. Kardeşim saksit. Kafes maymunu gibisin. Oğlum nasıl olmuyor? Vücuda geldikçe ben ayağımda sıkarıncalanıyor. Kanka evet. Kameradan bakınca ama film sahnesi gibi. Yani aşağıda ama yaklaşırken de şu an. Kardeşim atlıyorsun şu an. Güzel değil mi ya manzarası? Yani şu aşağıdaki bina kaç oluyor? 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20, 30 katlı falan ya. 25 katlı falan mı? Yani en az bir 60-70 metrelik bir bina mesela şu anda. Biz köşemize geçelim kardeşim. O bina mesela biraz en az bir 60-70 metresi var gerçekten. Metre olarak ne oluyor şu an 51. kat? Saysak şu 3'er metreden mi saymak lazım acaba? 150 metre falan. Tamam şu ikisinin arasını düşün. Biraz daha ekle. 3 dedim. Hadi. Bakayım kafama. 3'te aynen 3'te 150 metre falan oluyor. 150 falan oluyor. Çok ya. Kardeşim başarının ses. Düşünme boş. Biz Trolltunga'ya gittiğimizde işte orası 600 metre miydi? Onda mı altına bakma diyorlardı bile. Evet. Hatırlıyor musun? Zaten oturuyorsun sadece biraz dilde şeydi, kavisliydi. Kafayı kaldırıp geri çıkıyordun. Sen kafayı oturmuş muydun lan? Oturdum. Oh, hatta beni bayağı bir çekememiştin. Eve girmiştim. Sıkıntılı ya. Trolltunga evet. Çok güzel ama çok bir çıkmak için 10 saat uğraşmıştık. 5 evet. Saat çıktık, 5 saat indik.
Güzel günler. Lise dalda kaldık bir yerde. Ama bak parasını verince de çıkabiliyormuşsun kardeşim. Yaşayabiliyormuşsun hatta. Bu sevinç yaşamak için 10 saat çıkmanıza gerek yok. Bir asansör var. Aklınız durur. Öyle bir yukarı çıkartıyor ki basınç yapıyor kulağınız. 1800 dolar karşılığında tabii. 1800 dolar karşılığında her ay. Böyle bir yere çıkabilirsiniz. Güzel kardeşim. Güle güle oturun. Çok iyi yaptınız. Çok güzel yaptınız. İyi mi oldu? Çok iyi oldu. Bir şey diyeceğim. O balkon yandakiyle birleşik mi oluyor o zaman? Orada aynen, ortada aynen. Paravan var. Aynen paravan. Aa o biraz ilginç. Ha. Ya işte biz onu sorduk ne yalan söyleyeyim. Yandan gelir mi? Geçilir bizim, yani. Geçer mi gelir mi? Hiç olmuyor dedi. Biz yani gelmez bir zincir var kanka o tutar galiba. Herhalde anlar oradan yani. Geçmeye çalışınca şey olur diye düşünüyorum. Ama çorbat yeter. Karşım Chicago. Nasıl okunuyordu Chicago? Chicago. Senin dediğin gibi değil. Hayır. Chicago. Ama Willis Tower'da Sears Tower. Evet, Willis Tower. Willis Tower derseniz siz döverler. Yani Chicago başında hani İngilizce... Aa, bu arada burada da nehir manzaramız da var. Bak, karşım o kadar yaklaşamadım ben. Dur yaklaşın. Yani... Ay güzel ya. Çok yüksekliyiz. Evet. Nasıl duyguların? Başarının sesi. Senin katta sürekli yaşamış biri olarak bu uğuldama sesi başarının 51. kata çıkan fare gibi hissediyorum. 51. katta yaşayan. Bence insanoğlu bu kadar yüksekte yaşamamalı. Sprinter usta. Bence insanoğlu bu kadar yüksekte yaşamamalı. Bana sorarsanız. In my opinion. Çünkü kodumun yerinde aşağı bile bakamıyorsunuz. Oğlum baksana ya ne bileyim. Kanka evet ama alışırsın. Bence başarının sesi seni çekecek. Ucu oturacaksın zamanı gelince. Assassin's Creed gibi yerde saman bulursam dipleme de alacağım. Ya sen şuraya otursan düşmeyeceğinin farkındasın yani. Şöyle ben bir denemek istiyorum kardeşim. Kanka. Şuraya mı otursan? Ha tamam bunu dene ya. Yani bu şekilde düşmeyeceksin zaten. Tabii. Acaba bir yerden izliyorlar mı? Yani kamera bile düşmez. Şu an kamera geçmiyor. Sen gene oradan bir şey düşürmemeye bak kardeşim. Amına koyayım. Elimi yüksekten düşmüyor olan bir şey. Düşmesi zaten iner alırım düşme süresinden hesaplarsak. Aynen aşağı inersin o sırada uyutmuş olur. Evet Chicago. Kafalar mı? Artık gözüküyoruz evet. Ha? Gözüküyoruz şu anda. Evet kafes maymunları Chicago'da. Çılık yaptı. Türk maymunlar. Ya bandı yüksek ya. Evet yüksek ama alışıyorsun. Yani şu an mantıken düşmeyeceğin için o böyle güven veriyor. Ama böyle ayağa kalkıp boşluktan bakınca daha korkmuş bence. Şu an iyi ama. Bir şey soracağım yalnız. Şuradaki evi görüyor musun bak şöyle? Evet görüyorum kardeşim. O ev Ankara'ya yağmur almıyor mu lan hiç? Onu nasıl dizayn etmişler öyle? Beyaz kısmı da var. Evet ben de şu an ona bakıyorum. Bence alıyor çünkü ortadan crack var. Baksana yarılmış yani. Aynen. O evin mimarında şu. Ayrıca selamları yollamak istiyorum. Kimse görmez sanmış ama. Aynen. Kimse görmez sanmış ama yani biz burada görüyoruz. Spor şeyi gözüküyor mu havuz? Gözüküyor galiba. Zoom atıyor mu? Zoom atıyor mu? Kanka zoomsuz gözüküyor da bence editten zoomlarsam gözüküyor yani. Allah. Kaç kat kaliteli çekiyor? 4K. Ha şu an 4K'yız. O zaman görünebilir. Çok iyi ya. Kardeşim siz var ya çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Buraya bir en az izleyen söyledim. Ekran başındaki seyircilere seslenmek istiyorum. Kanka çok iyi yaptınız yani 190. dövüşüm falan yani. Amerika'ya gelmeden önce 3 kelime kanka. Aynen. Çok iyi yaptınız, çok güzel yaptınız. Çok iyi olacak dedi, sonra buraya gelince de çok halledersiniz. İyi yaptınız. Oğlum şunun üstü otoparkmış ya, onu da şimdi yok. Ha şuraya mı? Ha. Yok oğlum o belli. Park yazıyor ya zaten bak şey. Acaba bütün bina otopark lan. Aynen. Olabilir ha. Kardeşim tabi yarım saati 15 dolar olunca adamlar binayı artık otopark yapmış. O bu bina da otopark ya aşağısı flota var. Buranın ilk 10 katı otopark işte. Düşün işte deli para kazanıyordur 200 saat. 200 dolar alıyor yani
Aylık değil mi? Aylık 200 dolar alıyor ama hani bir saatlik, hani bir geldiği zaman, misafir geldiği zaman guest'te nasıl yapıyor onu bilmiyorum ama bize aylık 200 dolar veriyor işte. Ha böyle mi çekiyor? Çekiyor evet. Oğuz Chicago'da. Oğlum. Kanka. Kanka yer sallanıyor. Oğlum düşüyorsun. Abi götümüz dondu. Terliği niye bırakıyorsun Can? Alacağım şimdi. Bir önce kendimi geçireyim diye. Oo. Harbi soğukmuş kardeşim. Donmuşuz, haberimiz yok. Zeynep de çalışsın, para kazansın. Can da yesin. Nasıl hayat? Güzel bir plan değil mi işte? Oğlum zaten erkek aslan yatar. Siz bilmiyor musunuz? Doğanın kalbini böyle. Erkek aslan perde tutar. Küçük bir Chicago gibi. Şuraya. Ha. Ama yakıştın bir Chicago'ya. Yakıştın mı? Yakıştın kanka. Böyle sarı falansın ya. Chicago'luyum desen sırtmaz ya. Ya o zaman daha şöyle. Ben daha Chicago'luyum şu an. Nehriniz bu. Bu nehrin ayı hangi aydı? Yeşile boyandığı ay. Mart ya da Nisan, o Irish. Mart, Nisan falan değil mi? Böyle yazın başlangıcı falan herhalde. Irish Day diye bir deyi var. Evet, İrlanda günü diye geçiyor. Aynen, orada. Burada böyle bütün nehri yeşile boyuyorlar. Nasıl işte, yapıyorlar bilmiyorum. Şu işte şey. Tur. Bunu da yapın diyorlar. Bu da güzel bir şeymiş. Boat ride. Atlatıyor zaten. Ya baksana adamlar ya bayağı şey geziyor. Ahmet'in parası gösteriyor. Ben yaşıyorum abla. Çok bir numarası yok. Lavabo tıkandı. Lavabo tıkandı. Lavaboya kalp masajı yapıyoruz. Böyle güzel. Bu yeşil de baya böyle şu yeşil falan oluyor değil mi? Yani şu içteki, aha, yeşil oluyor yani. Ya ona bir kimyasal atıyorlar. Aynen. Ihtimalle. Ama şey, yani içinde canlı yaşıyorsa onlar açısından... Onlar ölüyormuş zaten kanka. Aha. İlginç. Aynen. Yani şimdilik bizim de gördüğümüz bu. Ama kışında burası donuyor diyorlar. Şu nehir donuyormuş. Aynen, onu da duydum. O da gidelim donuyor kanka. Yağmur başladı bu arada. Yağmur, evet. Evet. Yağmur başladı arkadaşlar. İşte Windisti diye geçer. Bak köprü 1864 diyor ya. Vay arkadaş. Building 1864. First Bridge dediği şehirdeki First Bridge mi? Harbi de yaşadık. Olabilir. Bak şuradan. Şuradan şu gözüküyor aynen. Verirsen. Aynen. Bir kaçırsan gitti telefon. Cüzdan. Telefonu kaçırsan ben bölümüyorum. Onun için şekilde dönüşüyor. Evet. Burada River Walk diye geçiyor şurası. Buradan bayağı bir ileriye kadar gidiyorsun. Yürüyüş yapabiliyorsun. Güzel. Bu ağaçlı alttan mı? Aha. Takılıyor millet. Aynen. Bak yürüyorlar. Güzel kanka. Chicago böyle bir yer işte. Sonra o meşhur şeylerden, şey Chicago yazan. O bak Efsiz şey abi para topluyor. Evet. Cam silecek şimdi, para ver. Neyi var kanka? Bak şu Chicago mu? O banner'ı var. Evet. Güzel ya, güzel. Hotel Monaco. Çok iyi yaptınız. O Bean galiba şu taraflarda bir yerde, biliyor musun? Boş ver Bean'i ya. Gel. Evet, ilginçtir. Normalde kırmızı yansa bile şuradan sağa dönebiliyor, sağa değil mi? Sağa dönebiliyorlar. Ama bak no turn on red. Şuradan dönemiyor. Aynen, ondan dönemiyor. He, uyarı varsa dönemiyorsun. Bunun gibi sinyaller olduğu zaman da dönemiyor. Abi ne çekiyor lan? Orayı çekiyor. Ben de çekiyorum. Nereye? Şurayı çekiyor. Şu ortamı çekiyor yani şuradaki abi. Ha, güzel diye mi? Güzel ama. Güzel bir açıdan yakaladığını düşünmeye olabilir. Evet, güzel. Yani bilmiyorum. Ben görsem sıkıntı yok yani. Gör onda bir artı. Ama ne oldu? Ne diyor? Terrible fine. Ben de geleli 3 gün oldu. Ha. Çok gördüm ben de bilmiyorum. Tiyatro falan mı? Tiyatro kanka öyle bu. Şey. Tamam, bu tiyatro. Bunu görmüştüm ben ya. Güzel. Burası metro. Mavi hat mıydı? Neydi sizin eve giden gelen? Aynen. Mavi hat havalimanıyla bizim ev arası. Evet. Bu ne lan? Banka. Yapıyorlar galiba yayın. Şey radyo, aynen doğru. Radyo mu? Güzel ha. Tiyatro. Jimmy Carr, Terrible Fun. Şimdi buradan geçmemiz o, normal mi sence? Bence vallahi normal, iyi. Islanmamış oluruz. Ha 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 ha.
Burada kıtlık zamanında kaldı. Ha yanda olsun. Hadi. Skobebilesko. Yağmur çok fena. Yağmuru sorun etmiyorlar ama baya kimse de şemsiye evet. falan yok. Biraz ileride varmış dayılarda. Biz niye koşuyoruz? Biz buranın salağa çıktık. Bir daha sağ mı düz mü? Düz. Tamam. Şu görüntüye bak be. Trump Tower kardeşim. Şu binanın içinde bir yere girmeye çalışıyoruz da 117 mi dedin? 117 babacığım. Tamam. Bulacağız. Adamlar silah yasak diyor girdik. Buradan mı yapacaksın testini? Her yerde silah yasak işareti var. Su varmış lan şurada sevabına su içeyim. Yokmuş ya. Şu QR kodunu olmasan mı? Varmış lan. Tabi sen etkili bir abi bul. Hallet işini. Buz gibi soğuk. Yok böyle bir şeyler. Su vermeleri güzelmiş. İstemiyorum tamam. Çalışıyoruz devam ediyoruz. Can'ın şu an uyuşturucu testi vardı. Aynen. Can iş buldu. United Airlines'ta buradaki Türk Hava Yolları gibi bir tane şirket. Aynen. Orada yazılımcı olarak değil mi kanka? Aynen. Ne yazılıcı, yazacaksın mesela? React ön frontend için. Ha React biliyor musun lan? Ha. Oo kardeşim. Backend içinde Bu arada Can'ı hatırlıyor musun bilmiyorum benim bölümden arkadaşım. Siz birinci bölüm videosunu izlerseniz ilk videomda Can var evet çanta sponsoru. Aynen. Şimdi Amerika'ya kadar uzandı ilişkimiz. İlişkimiz Amerika'ya kadar uzandı. Evet. Ablalar izin verirse we need to kiss. Neyse şimdi iş bulduğu için bazı testler istiyorlar işte uyuşturucu kullanıyor musun nasıl kullanmıyor musun falan. Geldik buradan. Şey alması lazım randevu. Onunla uğraşıyor alacak. Büyük ihtimalle yarın ya da o bir gün falan. Gerçi hafta sonu mu giriyor? Pazartesi desen. Gelecekler işeyecek burada. Bakacaklar şeyine. İşeyeceğim arkadaşlar. Sonra şirkete yollayacak. Bir sorun yoksa başlayacak %90 falan mı? Ya oldu zaten işte bu testlerde en fazla bir arıza çıkarsa başlayalım. Çıkmaz oğlum. Çıkmaz uyuşturucu yani. Aynen. Çıkmaz. Sonra başlayacağım. Herhalde ondan dolayı. Ha, belge olduğu için şirket ödüyor. Şirket ödüyor galiba. Nasıl şimdi sonuç belli mi yani? Bilmem bir şey demedi. Ha, biz ya da belli olunca yollayacağız mı öyle bir şey mi acaba? Yani onlar herhalde şirketle kendi işlerinde paslaşıyorlar. Anladım. Çünkü ben yani bunu bana verdi ya mesela yollayayım mı dedim. Yok dedi. Halloldu yani şu an. Ha, o yani zaman bir şey yok zaten uyuşturucu çıkacak hali de yok. Aynen. O zaman işe girdin yani sıkıntı. İnşallah. İyi hayırlı olsun. Karşı maaşına kadar ıslatıyor musun? Erkeğe maaş sorulmaz. Şu an ciddi misin? Islatıyoruz ama. Onda bir problem yok. Her zaman ıslatıyoruz. Kardeşim, Chicago'lusun. Yağmur durdu, bir tek biz ıslandık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ama ıslatan yağmuruydu. Biz de tabii ki yerimizi aldık. Evet, Subway'den de 2 sandviç aldık. Tamam. $25'ımızı verdik. Bunun %10'u vergi. Vergi. Burada vergi %10. Evet, tiyatromuzun da altından geçiyoruz. Efendim tiyatroya gelirsiniz artık. İkonik Chicago. Bizim evimiz. Evet Can, bu evi... Nasıl, memnun musun? Daha 3 gün oldu taşınalı. Bir lavabo sorunu, duş sorunu. Duş sorunu ne lan? Duş yukarı su gelmiyordu ya. He, onu hallettiler ama. Onu hallettiler. Ona abi. Para verdiniz mi? Yok. Ona biz vermedik, ev sahibi verdi. Teşekkür ediyorum. Ev sahibi. Verdiğiniz tek para tipler yani. 10 dolar, ya, 15 tipler, dolar tipler. Yani o da bizim gönlümüzden koptuğu için onu da vermesen. Kardeşim artık gelir gelmez Amerikalı olduğu için artık 20-20 dolar tip dağıtıyor. Sorma ya. Adam 5 dakika lambayı açtı kapattı. Adam odaya girdi bir sigara yaktı. 20 Can dolar dur para vermek istiyorum dedi verdi. Adam bonkör. Gelene takıyoruz. Yeşil mi şu an evet. Geçelim. Güzel. Can burada 51. katta. Soldaki miydi? Sağdaki mi? Sağdaki değil mi? İstanbul. Buradan görür müyüz şey çıksa Zeynep? Zeynep buradan çıksa görürüz ha. Arayı çıksa mı? Ama. Ne yapacağız görürüz. Yani, bak bir de kırmızı ışıklar da şu el çıkıyor. Kanka, şu 10 saniye sonra duracak anlamında yani. Aynen. Bak mesela şu anda duracaklar onlar. Aynen. 5 saniye sonra gelecekler. Güzel. Fotoğraf mı çeksek hazır indik? Bir daha ne zaman yürüyeceğiz böyle? Çekelim. Ha. Aynen. Ben fotoğraf çekelim. Öyle çekelim. Ha. Yok fotoğraf öyle çekelim şey de çekelim. Yok şu an video da videodan alabilirim yani. Telefonu da çekebiliriz. Çıkar. Çıkar göster. iPhone 11. Foto yüzü for living. Zıplıyor kardeşim. Loy 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 loy. İki biz de zıplasak iyi zıplar. Tam köprünün ortası değil mi şu an? Bu köprü açılıyordur bence. Açılıyor. Açılıyor aynen.
Babaş köprüsüymüş o da. Yok caddesi. Bu her köprü zaten. Oha aynı. Oğlum bir sürü köprü varmış ya. Aha. Ben yeni gördüm onu. Kanka bir sürü işte burada var, burada var, orada var, orada var. Gidiyor 4-5 tane ben var. Ben yeni gördüm kanka. Hepsi açılıyor bunların büyük gemi geçince. Bak bak sen şu ortalarındaki şeyi görüyor musun kasnak? Aha. O muhtemelen açılıyor işte. Görüyorsun. Aynen. Hadi gidelim o zaman. Var mı kardeşim hikayesi biliyor musun? Bunlar herhalde green kartlılar. Bunlar green kartlı. Yani bir hikayesi yok ya burada. Güzel. Metal mi? Vay be. Buna bile bir 100 bin dolar gitmiştir yani. Ama içi dolu metal değil arkadaşım. Herhalde bir zaman. Yoksa köprü çökerdi. Onları çekmiyor lan ya. Kardeşim Amerikan gücü mü? Onu değil oğlum, Amerikan gücü değil. Pardon. Bu başkaydı ya. Bayağı hızlı atıyor ama yani. Evet, Amerikan'ın gücü. Bir anda 51'e geldik. Aynen. O videoyu açtığınızda daha 1'deydik. Evet. Blue or not. Amerikan'ın gücü. Hadi kardeşim. Burası otel gibi. Buraları çekmedim herhalde. Otel. Ha, çek istiyorsan. Otel gibi odalarımız. Odalar merdivenler. Her biri aslında bir ev. Yani ama bence var. Bir otel kiralama şeyi de vardır. Direkt burada olması da iyiymiş aslında. Böyle bir geliyorum. Evet. Ding ding. Zeynep açıyor sonra. Hadi yememizi yiyelim. Patlamadı. I say it'll fully inflate in about like 6 to 8 weeks. So, I'm joking. But about 24 hours it should be fully inflated. 24 hours? Yeah. Şişmesi için mi? Uh-huh. It, sometimes it come up before that, but at the max 24 hours. So can they use for tonight or? Yeah, no problem, right? Okay. İkimiz sığarız değil mi? Şu an büyüyor. Bu benim yataktan büyük değil galiba. Oğlum nasıl oldu lan o? İlk geldiğine göre bak büyüdü baksana. Hakikaten şişti lan. Sünger. Ama galiba burası tersi. Değil mi? Ben de öyle hissettim çünkü şey... Çünkü etiketleri evet. Falan da bu tarafta doğru. Ama niye böyle açtı o zaman? Ha burası gri. Ha yani... burasıdır yüzde aşkım. Yüzde burası. Yüzde orası mı? Aha. Olabilir. İyi gel buraya doğru çekeyim o zaman. Ağır mı? Çek. Ağır biraz ağırlaştı. O geldi halime göre de şişti. Altı da fermuarlı mı lan? Aha. O ne iş? He çıkıyor bu. Ne süngerdir bu ya? Bu memory foam bu şey ayakkabılarda oluyor ya. Adam şey dedi 8 gün yatmayın dedi şaka yaptı önce. Sonra bir size anlamayın ben de dinlemiyordum. Ben de çok sonra dedi şaka yapıyorum şaka yatın dedi. Yatağımız olmadığını fark edince herhalde öyle dedi. Benim kelime şakası yapmış. Tatlılardı ama biraz ürktük ama. Her an kafama bir vursa inanılmış gibi. Bayattı bir yüzüstü. Canı götürecekler. Aa baksana aşkım şimdi bir de gerginleşiyor. Şişiyor. Karşım hayırlı olsun güle sağ güle yatın. Teşekkür ederiz. Yatağınızı... Buna bir nevresim serersin şimdi. Türk usulü evet. Nevresimde Amerikan yatağı. Oğlum çok ilginç lan o kadar ince... Nasıl olabilir ya küçücük çekti kutuda? Çekti havasını kanka vakumlu böyle nasıl sarıyor onu bilmiyorum ama bak düşün yani geldiğinde çok öyle büyük bir kutu değil de. Oğlum yani, Türkiye'de... Lan. İyi. Türkiye'de böyle vakumlu bir teknoloji ben görmedim açıkçası. Yok bizde yargı var. Yok böyle böylesi de var da böyle vakumlandığını incecik olduğunu ben görmedim. Nasıl şişti baksana yatak oldu bir anda. İyiymiş bence aşkım. Boyut doğru olarak be. Kötü değil ya. Böyle iyi. İyi iyi. Kaç paraydı bu? 700 dolar. Oo iyi. Ama iyi yani. Sen bizim karının 200 dolara yatak aşırdığını falan gördün mü Allah aşkına? Ne bileyim ince gelince ben bir ucuz sandım şişince şimdi. Şişindi işte o da şişti. Fiyat da şişti. O şişme sadece şeyde olmuyor. Yatağın hacminde olmuyor bizim. Karşım güle güle yatın bizim güzel. Bizim muhabade kaçanda da bir şişme verdim. Bir baza başlık da o zaman bir 700'e gelir. 400'tü galiba o. Öyle mi? Bed frame 400'tü. Asiktir oldu inşallah. Oldu oldu. Oldu. Benim taraf kapattı. Burası biraz şeyde çok gitmiş. Güzel güzel. Evet güzel. Çok güzel. Camların terası. Kardeşim benim çiçek gibi evin. Canların terasından paraşütle atmak isteyen varsa şuradaki, gelip buradan. Aa deniz de gözüküyor lan orada. Şuraya baksana şuraya. Bayağı iyi. Bak şu. Kardeşim çok iyi yaptın. Deniz nerede? Deniz şurada işte. Yani deniz dedim Michigan Lake.
Tam Rıdvan'ın şu aradan bak çok güzel dediği manzara burası. Orada işte. Mı? Aynen. Ama diğer taraftan arabayla geçerken bak demişti sanırsam. Evet orası. Biz evi tutarken zaten bu manzarayı aldık. Biz bu tarafı göreceğiz. Çok iyi yaptınız. İyi yaptınız. Ama bir şey diyeyim mi? Teraslarda farklı olaylar var. Bak karşının terası da bir yeşil kırmızı. Öyle bir düz. Evet, sonsuza gidiyor. Çok iyi ya. Çok iyi. Aynen. Ben yarın sabah şimdi bir tane rezervasyon var. 169 dolara 2 saat yol gideceğim. 2 saatte geri gel. Uber üzerinden. Aynen. 2 saatte geri gel 4 saat. Boş gelirsem iyi. Ya kötü. Şimdi 142 dakikalık yarınki rezervasyonum bu. 146 mil ne oluyor? 146 mil uzaklığı işte yaklaşık olarak oluyor? 1 mil de kaç yapıyor bilmiyorum ama 1.6 mıydı öyle bir şeydi. 220-230 kilometre falan yapar muhtemelen. Tam bir şey söyleyemiyorum bunu ama. 142 dakika sürecek diyor ama bu yanlış yoldan hesaplıyor. 120 dakika sürecek yol. 2 saatlik yol. 2 saat gideceksin. 160 dolar para alacağım. Hı-hı. Ne kadar yakarım bunda? Yaklaşık 20 dolar yakıt yakarım bunda. Gerisi cebe. Yani gerisi cebe. Çok gerisi iyi cep. Ya. Yani bu... Git gele 20 dolar yakarım bu arada. Çok yani iyi. Muhtemelen evet git gele 20 dolar. 140 kar yani. Uber kesiyor mu? Yok bu zaten Uber'in kesmiş hali. Bir de bunun üstüne tip verirlerse bazen 20-30 dolar tip veriyorlar. Benzin de böyle. Şey. Yani 160 dolar. Ben müşteriye gidip yalnız da dönsem benim saatliğim yaklaşık olarak 40 dolara geliyor. Hı-hı. Yani eğer ki bir de dönerken bulursam birisini mis. Bir 30-40 dolar 50 dolar da oradan alsan zaten o gün çalışmaya gerek yok. Peki artık. Peki bu 142 dakika gidiş dönüş mü tek mi? Tek gidiş. Ha, 2 saatte bütün günün. 2 saat gideceğim, 2 saat geleceğim, 4 saat. Yani ya yarım günün gitmiş olacak. Aynen. Ya ben sabah zaten çıkıyorum. 4 Hı-hı. saat 5 saat çalışıyorum. Ya bu kadar para yapıyorum yani. Boşuna stres yapıp trafikte uğraşacağım. Bir kişi alacağım, gideceğim. Bir de dediğim gibi dönerken bulursam ya da tip Hı-hı. verirse mis. Zaten normalde çalıştığımda çok daha fazla para kazanacağım. Güzel para kanka. 4 saatte bunu alıyorum. Bir 4 saat daha yapsam bir o kadar daha gelse 300 dolar cebe. E tabi. Bir günde mis. Bak şu an mesela Chicago'da 5 ile 6 arasında artı 4 bonus veriyor. Her yaptığın ride başına artı 4 dolar bonus alıyorsun. Yani Uber hala iyi, hala güzel. Ama gerçekten Chicago'da biraz riskli. Daha geçen 2 hafta önce kırgız birisini öldürmüşler. Yani senede bir 7-8 tane böyle saçma sapan olay oluyor ama yani bana denk gelmedi daha. Öyle doğru düzgün sıkıntı yaşamadık. Çünkü zaten güvenli bölgelerde sürüyorum. Hı-hı. Çok gitmiyorum sağa sola. Yani hala kazandırıyor mu? Evet kazandırıyor. Sürekli yapılacak iş mi? Hayır değil. Yani çünkü Uber birisinin şikayetine hesabını kapatabiliyor. Benim 4 gün kapattı hesabımı mesela. Ya bu sefer ne oldu? Yeni araba almışsın. Harcamaların var. Yani bir kere kredini ödeyemesen ondan sonra 5 yıl zaten silinmiyor. Yani kalıyor sende. Yani başkasının elinde senin kazancın. Bir düşürüyor rate'leri. Geçen saatliğimiz 22 dolara geldi bir ay boyunca. Rate düşüktü. Yani düşürüyor abi. Fiyatları düşürüyor. Yani sürekli yapacağın bir iş değil. Bu nedir? İşte işten çıkmışsındır. Yeni iş arıyorsundur. Yaparsın. Ne yapacağını bilmiyorsundur. Bir insanın yanında çalışmak istemiyorsundur. Yaparsın. Flexible iş. İşten soruları çıkarsın çalışırsın. Hafta sonları çalışırsın olur ama sürekli ben Uber yaparak hayatımı geçireceğim falan bunlar. Bunu yapacaksan Amerika'ya gelme ya. Git Türkiye'de taksicilik yap yani aynı parayı kazanırsın zaten. Doğru. Yani Amerika'ya gelmişsin 4 yıl sen Uber yapıyorsan zaten bilmiyorum yani eleştirmek de istemiyorum insanları ama yani bir şey gelişir bu yapma yani. Ben kötülük için söylemiyorum iyiliği için söylüyorum. Bunu sürekli yapma. Bundan paranı kazan. Git bir araç al kendine, lojistiğe başla, bir restoran aç, yap, başka bir ticaret yap. Kendi elinde olan işi bir ticaret yap yani. Ben bakalım kanka 4 yıl sonra sen ne yapacaksın? Bu videoyu çekelim o zaman bir daha. 4 yıl sonra çalışacağım. Ya olabilir, Uber'de yapılabilir. Uber'de karlıymış ya. Karlı para koyuyor. Ayımı aldım, arabamı aldım kardeşim. Kim ne diyebilir? Kim ne diyebilir? Zaman geçer, değişir yani.